Hattan mı düştü? Peki o zaman Doğan Bey'e dönelim. Doğan Bey, özür diliyorum. Özetle Cihangir Bey aslında bir Saadet Partisi şey yaptı. Saadet Partisi'nin yaptığını, yani onun konumlanışını yeniden Refah Partisi de yapabilirdi. Yapmadı demeye getirdi. Yani eleştiri olarak. Ama siz de diyorsunuz ki bize göre siyasetin koşulları o zaman şimdi, onu gerektiriyordu. Dünün akan suyuyla bugün abdest alamazsınız. Dolayısıyla o günün şartları öyleydi. Benim vurgulamaya çalıştığım şu. Şimdi geçmişteki güzel içtihatlardan eğer biz örnek alamazsak geleceğe projeksiyon sunamayız. Üniversite yıllarında MHP'li ve MSP'li gençlerin kavga ettiği yılları herkes hatırlar. Tabii. İki ayrı gruptu. Sözüm ona, iki taraf sağdı ama iki ayrı gruptu. Ve o şartlarda dahi rahmetli Necmettin Erbakan hocam MÇP ile ittifak yaparak bir hükümet kurdu. 91. Düşünebiliyor musunuz? O şartlarda böyle bir şeyi düşünmek çok zordu. Neden? Günün şartları öyle gerektiriyordu. CHP sol, sağ sol öylesine vuruşuyor ki günde 30 tane cenaze kalkıyor. O günleri herkes hatırlar. O şartlarda sağ sol arasında bu kadar keskin fay hattı varken dahi Erbakan hocam CHP ile bir koalisyon yaptı. Dolayısıyla bu tür koalisyonlar birbirlerini, grupların birbirlerini yakından tanımasına da yardımcı olur. Benim de acizane söylemeye çalıştığım bu. Yoksa geçmiş 22 yılda yapılan bütün yanlışlıkları, şimdi çok yeni bir şey, Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı, biz diyoruz ya emekliler yerlerde sürünüyor Allah aşkına. Bu 8 bin lira seyyanen verecekseniz emeklilere de verin. Sayın Cumhurbaşkanımız sanki olayların hiçbirinden habersizmiş gibi, ya emeklilerle bu kadar artmamıştır, onlara da yapmalıyız dedi ama cümleleri teker teker takip edin. Diyor ki işte Ekim'de toplanacak, Kasım'da karar verecekler, Aralık'ta. Yani şunu söylemek istiyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Seçimlere giderken bunu vereceğim ki seçime bir faydası olsun demeye çalışıyor. Sayın Genel Başkanımız açık açık dedi ki ya bu böyle 3-5 ay beklenecek, 6 ay beklenecek bir durum değil. Şimdi olmalı. Çünkü gerçekten emekliler tabir uygunsa sürünüyorlar. Şimdi bütün bu şartlarda değerli bizim tabandan olan arkadaşlar, farklı alternatifleri, farklı kombinasyonları yok varsayarak sanki tek kutup AK Parti'ymiş, oradan ayrılırsak günaha girermişiz gibi tavırlardan vazgeçmelidir. Ve Sayın Genel Başkan'ın önünü açmalıdır anlatmaya çalışıyorum. Bunu yapmazsa partiler, efendim çocukları olacak, torunları olacak, onlar büyüyüp oy verecekler şeklinde gelişmezler. Partiler nasıl gelişir? Karşı tarafla empati yaparak, çoğalarak, birbirlerine, efendim bizim mesela CHP'de aykırı bulduğumuz şeyler vardır. Deriz ki kardeşim şunlar şunlar aykırı. Ya öyle bir nokta ki özür diliyorum bunları söylerken. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan AKP hükümeti. Sanki CHP imzalamış gibi biz CHP'ye kızdırmaya çalışıyoruz. Sanki onlar suçluymuş gibi. Efendim LGBT'nin bürolarını halen açılan ilçeler var. Sanki CHP suçluymuş gibi. Yani bütün medya, basın ve yayınıyla ellerinde büyük çoğunlukla olan iktidar lafları ve cümleleri öylesine değiştiriyor ki kutuplaştırıyor. Bir ülkede kutuplaşmak doğru değildir. Benim de acizane tabanımıza rağmen bunları da lütfen düşünün diye anlatmaya çalıştığım şey bu. Bu arada siz de Altan Bey geldiniz mi? Evet, evet. Kim? Ha, Şükrü Bey mi? Şükrü Bey buyurun, buyurun lütfen. Ya çok özür dilerim de yani sanki Basra harap olmamış, sanki yeniden Refah Partisi Sayın Cumhurbaşkanı seçim sonucunu yaratmamış. Böyle konuşuyoruz. Gerçekten ben biraz şaşırıyorum. Ayrıca Sayın Aydal acaba özür mü diliyor? Yani böyle bir sonuç ortaya çıktığı için özür dileriz. Yoksa emeklilerin durumunu muhalefet ifade etmişti. Eğer demokrasi, katılıyorum, muhalefet güçlüyse demokrasidir. Yani bu iktidar hiçbir zaman muhalefetin alanını genişletmedi ki, özgürlüklerine saygı göstermedi ki, bile bile destek verildi. Şimdi de bizim oylarımızla seçildi deniyor. Ondan sonra da çıkıyoruz. Ya seçim sonucu başarılı. İşte yani Sayın Kılıçdaroğlu için başarılı. İşte muhalefet güçlü olmadı. Yani özür mü diliyor Sayın Aydal?
biz Cumhur İttifakı'na destek vererek yanlış yaptık, emeklilerin hayatını da mahvettik, enflasyonu da şöyle yaptık, böyle yaptık, sebebi biz olduk, özür dileriz, özür dileriz mi diyor. Doğan Bey, özür mü diliyorsunuz bir nevi? Çok çok net olarak. Yani söz alıyor sık sık, Sayın Selek, Sayın Aydal sık sık söz alıyor. Ama ben şaşkınlıkla izliyorum. Pardon yani. Hangi oyu verdiler? Şimdi Şükrü Bey, ben de aslında şunu soracaktım. Ben şaşkınlıkla izliyorum. Sanki bir Millet İttifakı'nın üyesi gibi konuşuyor. Hani ben de çok sanki değilim. Açıkçası ben de biraz şaşırdım. Hatta tam siz söz almadan önce şöyle soracaktım sizlere. Ben Yeniden Refah Partisi'nin iktidara dönük eleştirilerinin bu kadar geniş yelpazede olduğunu bilmiyordum. Buna şaşırdım. Hani ekonomi konusundaki eleştirilerini Sayın Erbakan'dan dinledik, başka isimlerden, partiden dinledik ama hani diğer konulara, alanlara kadar uzanan bir muhalefet o olduğunu bilmiyordum. Siz mesela İtkar Bey, biliyor musunuz? Yani yanlış yaptılar mı? Ben izninizle 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta yanlış mı yaptılar? Bunu mu söyledim? Ben öyle anladım. Ben Şükrü Küçükşahin Beyefendi'ye öncelikle özür noktasında. Hayır, biz özür dilemek için bu cümleleri sarf etmiyoruz. Peki bunları niye söylüyoruz? Hükümette gördüğümüz birçok yanlış var. Bunları biz 30 maddede topladık. Dedi ki bunlar yanlış gidiyor. Eğer size katkı vereceksek bu 30 tane maddeyi düzeltmeyi taahhüt ediyor musunuz? Kendileri bize teklif ettiğinde bu ittifaka girmemizi. Şimdi diyeceksiniz ki AK Parti işte hangi sözünü tuttu ki bunu tutsun? Bunları konuşmuyorum. Ama altına imzaladıkları, iki partinin birden imzaladığı bir 30 madde var. Biz bunları düzelteceğiz diye. Siyaseti niye yaparsınız? 30 maddelik bir anlaşma, bir understanding of memorandum imzaladık. Tamam. Yani biz birbirimizi anlıyoruz. Bizim sizde gördüğümüz eksiklikler şunlardır. Bunları düzeltecek misiniz? Geçti 3 ay. Hiçbir maddeye uymadılar. Yani biz ne yapmalıyız şimdi? Uymadılar, hala biz işte ittifakın içerisindeyiz. Niye özür dilemeniz lazım? Hayır, niye özür dilerim? Günün şartları içerisinde eğer biz... O zaman aldatıldık demeniz lazım. Beyefendi, onu niye kullanalım? Çok net bir şey söylüyorum. Biz eğer bu 30 maddeyi... Hayır, gülmeniz için, şaşırmanız için de gerekçe yok. Bir parti bu 30 maddeyi değiştirebilseydi eğer... Ülke için, vatandaş için, emekli için, EYT için hayırlı bir iş yapacaktı. Ve partinin yetkilileri bunu imzaladı. Siz inanmak noktasındasınız. Peki bunları tutmazsa ne olur diye seçimden evvel de sordular. Canım, biz oraya kazıkla bağlanmadık ya. Dolayısıyla biz muhalefetimize devam edeceğiz dedik. Şu anda yaptığımız gibi. Dolayısıyla özür dilemek için gerekçe yok. Doğan Bey, hatırlatır mısınız? O protokolde ekonomi dışında başka, ekonomik düzeltmeler dışında başka hangi konular vardı mesela? Birçok konu vardı. Şu anda elimde 30 madde olmadığı için hani ezbere saymayı arzu etmiyorum. Yani şunu soruyorum işte, yani dış politika var mıydı? Ya da işte tamamı demokrasi vardı. Ve insan hakları, adalet, yargı vesaire vardı. Var mıydı? Tamamı vardı ve karşı taraf bunu taahhüt etti. Bunlar da söz verdiler ve Yeniden Refah Partisi de bu söze, bir hükümetti o zaman onlar. Bu söze dayalı olarak bu ittifaka girildi. Gördük ki bir tek tanesine uyulmadı. Şimdi bu şartlarda hala, yine bizim sevgili tabanımıza söylemek istiyorum. Hala ortada olmayan bir protokolün, hiçbir maddesine uyulmamış bir protokolün içinde olup olmama nihai kararını tabii ki yetkili kurullar ve nihayetinde Sayın Genel Başkanımız verecektir. Ama biz bunları telaffuz etmezsek sanki her şey süt liman, biz iktidarın bir parçasıyız. Bu sefer yeni yeşermekte olan, Türkiye'nin gelecek 40 yılına hitap edeceğine inandığımız Sayın Genel Başkan'ın önünü biz keseriz. Çünkü bütün o günahları yüklenmiş olarak devam edecek demektir. Hayır, böyle bir iddiamız yok. Bir yeni kurulan bir partiyiz bir taraftan, ama diğer yandan gelenekleri 50-60 yıl öncesine dayanan bir partiyiz. Uygulamalarımızı biz biliyoruz. Canımız sıkıldı diye 9000 sayfayı yazmadık, maddeler olarak sıraladık. Türkiye için vaat ettiklerimiz var. Türkiye için projeksiyonlarımız var. 81 vilayete 681 proje hazırladık. 120 ile 150 milyar dolar Türkiye'ye her yıl kazandıracak projelerimiz var. Bunu da bütün Türkiye'ye dağıttık, gittiğimiz her yerde söyledik. Şimdi böyle bir partiden söz ediyoruz. Yoksa 3-5 milletvekili alayım da meclise gireyim değil. Ama bir vaka sonuçları itibariyle baktığımızda Erbakan soyadı meclistedir. Yeniden Refah Partisi meclistedir. Şimdi de yanlış yapılıyorsa bunları da biz telaffuz ediyoruz.
hiç kimse AK Parti'ye göbeğinden bağlı değildir. Ve gelecekte de ben bunu şahsi kanaat olarak söylüyorum. Yeniden Refah Partisi Milli Görüş'ün merkezi ise bir gömleği çıkardım diyen partinin adı altında 3-5 tane yeri kazanacağım diye girmemelidir. Edgar Bey. Evet. Şimdi ben muhalefetle ilgili bir şeyler söyleyecektim ama madem bu konuya geldik, bu daha çok Cumhur İttifakı'nın yapısı, AK Parti ile yeniden Refah'ın seçim öncesi üzerine anlaştığı çerçeve vesaire ile ilgili biraz bir çerçeveyi koyup bir de bazı merak ettiğim benim de şeyler var. Doğan Bey'e yöneltmek isterim eğer mümkünse. Şimdi şunu bir hatırlayalım. Yeniden Refah Partisi ilk önce AK Parti tarafından ittifak teklifi yapıldı ve Yeniden Refah Partisi birkaç gün düşündükten sonra Sayın Erbakan çıktı. Herkesin beklentisine de ters düşecek şekilde, hatta TRT bile yayından çıkmıştı vesaire hatırlarsınız. İttifak yapmayacaklarını ve Cumhurbaşkanı adayı olma